Şeniz Yener hocamızdan. Başlığı Kibradis bölgesinde araştırmalarına yeni katkılar, Çameli, Yeni İmar Mahallesi kurtarma kazısı başlıklı sunumunu yapmak üzere. Kursuya davet ettim. Buyurun hocam. Hocam süremiz 30 dakika. Saygı değer başkanım, değerli katılımcılar ve çok kıymetli dinleyiciler. Sunumumda sizlere Çameli Yeni İmar Mahallesi'nde gerçekleştirilen sondaj kazılarını tanıtarak tespit edilen mimari ve seramik materyali hakkında bilgiler sunacağım. Çameli ilçesi arkeolojik araştırmalar alanında oldukça sınırlıdır. 1966 yılında Bourbon'da George Pym ve Schindler tarafından ilk araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Alanda pek çok kaçak kazının yapılmış olduğunu tespit eden araştırmacılar toprak üstünde pek çok yazıt ve arkeolojik veriyi kayıt altına almışlardır. 1972 yılında bölgeye gelen Christian Nor, hem Kabalis hem de Kibretis bölgesinde epigrafik ve arkeolojik verileri kayıt altına aldıktan sonra 1976 yılında Kibretis ve Kabalya yazıtları ve kabartmaları adlı makalede ayrıntılı bir çalışmadan paylaşmıştır. Doktor Christina Kokinya ve Profesör Doktor Thomas Korsten'in yürütmüş olduğu Kibretis yüzey araştırması kapsamında kent teritorium araştırmaları sonrasında elde edilen arkeolojik ve epigrafik veriler The Inscription and Archaeological Remains adlı kitapta ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir. Bölgede son çalışmalar 2012 yılında Doçent Doktor Eray Dökü tarafından yürütülen yüzey araştırması projesinin öncelikli değerlendirme alanı ise Kibretis, Kabalya bölgesinde Uylupınar Göladası çevresi olmuştur. Demir çağında Kabalis bölgesi olarak anılan, ardından Helenistik ve Roma dönemlerinde Kübre kentinin de güçlenmesiyle birlikte Kibretis olarak isim değiştiren bölge, konum olarak Pisidia'nın güneybatısında, güneyinde hemen Milyas ve Likya, doğusunda Karya ve kuzeyinde Frigya ile çevrelenmiş olduğu antik kaynaklarca belirgin olsa da tam olarak sınırlarını söyleyebilmek oldukça zordur. Kibretis bölgesi sınırları antik kaynaklar ve arkeolojik bulgular dahilinde değerlendirildiğinde Helenistik dönemde kurulan Kübre merkezi bir tetroplosa dahil olan Balbura, Bubon ve Oneandar kadar uzanan sınır içerisindedir. Çameli Havzası'nın da dahil olduğu Kabalis-Kibretis bölgesi hakkında antik yazar Strabon, bölgede yaşayan halktan söz ederken Kabalis'i işgal eden ve komşu Pisidyalıları tarafından kalıcı evleri haline gelen bölgeye sürülen Lidyalıların soyundan geldiğini söyler. Nitekim Strabon aktarımının devamında Kabalis bölgesine gelmişler ve burada yaşayan Pisidyalıları ve diğer halkları boyundukları altına aldıktan sonra yerleşim alanlarının ve çevresini değiştirerek Kustadya'ya ulaşan bir kent kurmuşlardır şeklinde söz etmiştir. Bahsedilen aktarım ile birlikte bölge halkının Lidya'dan geldiği ve burada yaşayan yerli halkı boyundukları altına aldıktan sonra ilk yerleşim yerlerini terk edip daha büyük bir yerleşim kurdukları açıkça belirtilmektedir. Bölge hakkında son dönem araştırmalarını gerçekleştiren Doçent Doktor Eray Dökü ve Doktor İsmail Baltak, Kabalis bölgesine ismini veren Kaballilerin Lidyalı olduğunu savunmuş ve Uylupınar Göladası'nda tespit edilen M.Ö. 6. yüzyıla tarihlendirilen Lidya seramikleriyle bu öneriyi desteklemişlerdir. Çameli Havzası arkeolojik bulguların tespit edildiği konumlara dikkat edildiğinde bu bombe Kübra Antik Kenti'ne yakın oluşu oldukça dikkat çekicidir. Dolayısıyla tespit edilen yerleşim izleri konumlara gereği her iki kentin teritorium araştırmalarına dahil olmuştur. Öncelikle hemen Bubon'un yakınında tespit edilen Elmalıyurt'ta ve İbecik'te tespit edilen bu mezarlar tapınak formlu yapılışı oldukça dikkat çekici olmakla birlikte hemen yakınında yer alan Likya ve Karya mezar yapılarından etkilenmiş olması da kuvvetle muhtemeldir. Doktor Christine Kokinya'nın araştırma sahası içerisinde yer alan bu iki mezar, şahıs tarafından M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına ve 3. yüzyılın başlarına tarihlendirilmiştir. Kirazlı Yayla'da ise Likya tipi kaya mezarı belgelenmiş ve bunu 1976 yılında Christian Nor oldukça ayrıntılı bir şekilde bize bahsediyor ve bu mezarı değerlendirirken M.Ö. 4. yüzyıla değerlendirip aynı zamanda Kabalis bölgesi içerisinde yer alması gerektiği üzerine durmuş ve bununla birlikte hemen Bubon'un yaklaşık 17 kilometre uzağında yer almasını Bubon'un uç sınırı olarak değerlendirmiştir.
Çameli'nin yine yaklaşık 5 kilometre güneybatısında bulunan Bıçakçı'da silindirik mezar altarları tespit edilmiş ve bu altarlardan bir örnek vermek istiyorum. Yer alan yazıtta bir kadın ve iki çocuğun betimlendiği bir rölyef yer almakta ve Morris ve Didymos isimli iki şahıs tarafından Nana ile birlikte babaları Addes için yapılmış olduğu kayıtlıdır. Yine diğer taraftan Çameli'de Karaman, Kızılyaka, İbecikdere ve Sofular'da epigrafik bulgular tespit edilmiştir. Bu bahsetmiş olduğum epigrafik bulgular Profesör Doktor Thomas Korsten tarafından ele alınmış, Bubon'a ait küçük köy yerleşimleri olarak değerlendirilmiştir. Çameli Havzası'nın iskan süreci hakkında en erken bulgular Çamlıbel Höyük'te tespit edilmiş ve elde edilen seramik verilerine göre bölgedeki kültür katmanlarının erken tuş çağından başladığı, demir çağı, Helenistik ve Roma dönemlerinde de iskan sürecinin devam ettiği tespit edilmiştir. Gökçeyaka mevkinde ise Denizli Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazıları sonucunda erken Bizans dönemine tarihlendirilen bir kilise yapısı karşımıza çıkıyor ve Çameli Havzası'nın geç Roma dönemine inanç sistemine ışık tutacak bir kalıntı olmasının yanı sıra aynı zamanda iskan sürecinin de erken Bizans döneminde devam ettiğine yönelik önemli veriler sunmuştur. Kızılyaka hemen konum olarak Yeni İmar Mahallesi'nin karşısında yer almakta ve Kızılyaka'da bir tarlada tespit edilen yoğun olarak mimari öğelerle karşılaşırken aynı zamanda yazıt parçaları da tespit edilmiştir. Sayın Hocam, Profesör Doktor Celal Şimşek'in dün de sunumunda üzerinde durduğu gibi bir mezar yapısıyla ilişkili olmalı bu öğeler. Kızılyaka'nın hemen gerisinde yer alan dağlık bir yerleşim olan Arıkaya'da da tespit edilen taş ocağının hemen yakın konumunda bulunan bir yarım dahit kapağı üzerinde aslan kabartması yer almaktadır. Bu bölge hakkında Doktor Yadigar Doğan Arıkaya ile birlikte Kızıl Ağaç olarak adlandırılan mevkide büyük olasılıkla Helenistik döneme ait tahkim edilmiş bir yerleşimden bahseder ve Arıkaya ve Kızıl Ağaç'ta tespit edilen bu yerleşimlerin Bubon teritorium içerisinde olması gerektiği üzerinde durmuştur. Bu bağlamda tespit edilen yazıtlar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda Bubon kentinin teritorium sınırlarının belirlenmesinde öncelikle antik kent Kübra'nın teritoriumunun güneye doğru ne kadar ilerlediğinin tespit edilmesi sonucunda netlik kazanacaktır. Ancak havzayı Kübra'dan ayıran bir dağ silsilesini ki topografik fotoğrafta daha belirgin olarak izlenmekte ve böylece Bubon kenti teritorium içerisinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Yeni imar yerleşkesi konum olarak havzaya oldukça hakim noktada oluşu oldukça önemlidir. Burada Fethiye yolu üzerinde yer alan yeni imar yerleşkesinin hemen dış bölümde Yalabokan bölümünde izlediğimiz kesitte oldukça belirgin kültür katmanları izlenmekte. Bu kültür katmanlarını değerlendirdiğimiz saha içerisinde oldukça şanslı olduğumuzu düşündüğümüz, öncelikle bir yangın tabakası olarak görülen ama dikkatle bakıldığında bir ahşabın karbonlaştığını belirgin olarak izleyebiliyoruz. Bu çöküntünün yer alması dolayısıyla bir deprem olasılığını da gündeme getirmemizi sağlıyor ve yine bu kesit içerisinde tespit etmiş olduğumuz seramik verilerinin de bize milattan sonra 1. yüzyılın 2. yüzyılın başlarına yani 60 yıllarına işaret ediyor. Hemen yakında yer alan Kübra Antik Kenti'nde tespit edilen depremlere odaklandığımızda ise iki kent ismine ulaşıyoruz. Patara'da 144 yılı depremi kabul görüyor ve bunun dışında Laodike ve Honaz fay hattında gerçekleşen 60 yılından etkilenmiş olduğu kabul edilmekte. Mesafelere baktığımızda ise Patara ile Yeni İmar arası yaklaşık 90 kilometre ve Laodike ile Yeni İmar arası ise yaklaşık 84 kilometre olmakta. Kübra'da ve Laodike'da tespit edilen depremler Yeni İmar kazısında elde edilen verilerin değerlendirilmesinde önem arz ettiğini söylememiz gerekir. Her iki tabloda da açıkça görülüyor ki Çameli Havzası yaklaşık milattan sonra 1. ve 2. yüzyılda yaşanan depremlerden etkilenmiş olduğu gerçeğidir. Antik yazar yine Tacitus'un aktardığı ve Kübra'da
sorumlu olan doçent doktor Şükrü Özüdoğru'nun kabul ettiği 23 yılı depremi hakkında önemli bir aktarım yapıyor Takitus bize. Asya'nın önemli 12 kentinin bir gecede yok olduğuna yönelik bir veriden bahsetse de Kübra ismine bu aktarımda rastlayamıyoruz ve bu Kübra olasılıkla etkilenen deprem sahası içerisinde şeklinde değerlendirilmiş olmalıydı. Ancak 60 yılı depremi hakkında önemli bir aktarım var yine Takitus'ta. Takitus'un bahsettiği üzere Laodike ve Kolosay fay hattının da oldukça yıkıcı bir deprem yaşandığını, aynı zamanda Laodikeyalıların kendi öz kaynaklarıyla ayağa kalktığından bahseder. Tespit etmiş olduğumuz bu karbon tabakasının depremle bağlantısını olup olmadığı ancak ileride gerçekleşecek kazılar sonucunda netlik kazanacaktır. Bu bağlamda bahsetmiş olduğumuz seramiklerin bize sunmuş olduğu tarihler üzerine durduğumuzda hem Kabalya bölgesinin önemli yerleşimi olan Kübra'da ve kuzey komşusu olan Frigya bölgesinin önemli yerleşimi olan Laodike ve Kolosay hattında gerçekleşen 60 yılındaki depremden etkilenmiş olduğu gerçeğidir. Bu Bon teritorium içerisinde yer alan Çameli ilçesinin Yeni İmar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kurtarma kazıları müze uzmanı arkeolog Dilek Bor ve arkeolog Şaban Kök tarafından çalışmalar yürütülmüştür ve kazı çalışmaları yaklaşık 350 metrekarelik parsellerden öncelikle 11 nolu parselde 5 ayrı sondaj çalışması gerçekleştirilmiş ve 10 nolu parselde ise 3 ayrı sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Öncelikle sondaj 1'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarında domestik yapıyla bağlantılı olabilecek çok sayıda seramik bulgusuyla karşılaşırken aynı zamanda bir mimari terakota öğesi olan yoğun olarak çatı kiremitleriyle biz karşılaşıyoruz. Hemen üstte izlediğiniz parmakla şekillendirilen öğelerin Roma döneminde etkin olarak kullanıldığını biliyoruz. Ancak bunlar içerisinde yer alan boyalı örneklerin ise bize erken olduğunu düşündürüyor ve hemen Lidya bölgesine gittiğimizde Profesör Doktor Christopher Radden'in Sardes'te bir Lidya evi olarak adlandırdığı yapıda tespit etmiş olduğu çatı kiremitleriyle benzer bir stil özelliği göstermektedir. Oldukça önemli olan bu benzer stil yine bizi doğrudan Strabo'nun aktarımını hatırlatmamız gereği üzerinde durmamız gerekiyor. Dolayısıyla daha önce Uylupınar'da tespit edilen Lidya halkına ait izler, Yeni İmar yerleşkesinde de tespit edilmesi Çameli Havzası içi yerleşimleri için oldukça önemli bir sonuçtur. Aynı zamanda domestik bulguya işaret eden günlük kullanım seramikleri değerlendirilmiştir. Yine bu değerlendirilen örneklerden bir tanesi var ki hemen ağız kenarında bir epigrafik bulguyla karşılaşıyoruz. Antik dönem ismi sütülamı günlük kullanımını bir kova formu olarak düşündüğümüzde ağız kenarında bir ölçü sistemine dair işaretler yer almakta ve bu epigrafik verinin değerlendirilmesinde Profesör Doktor Francesco Guzzi'ye ve aynı zamanda Doktor Yadigar Doğan'a önerileri için çok teşekkür ediyorum. Sondaj 1'de tespit edilen seramik kronolojisine baktığımızda öncelikle M.Ö. 1. yüzyılın sonundan başlayarak 6. yüzyıla kadar bir iskana işaret ediyor. Sondaj 2'de de oldukça yine yoğun seramik ve çatı kiremiti bulgularıyla karşılaşıyoruz. Ancak değerlendirilen yine seramik bulgularından Roma dönemi üretimi olan Doğu Sigillata B gruplarına ait ithal seramik formlarıyla da karşılaşıyoruz ki bu da yani bize ticaret yönüyle değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir sonuçtu. Sondaj 1'de yine paralel bir seramik kronolojik izliyoruz. Sondaj 3 ve 4'te 130 santim derinliğe gelindiğinde feldspat içerikli bir ana kayaya ulaşılmış ve oldukça az sayıda seramikle bu sondajlarda karşılaşıyoruz. Boyut olarak küçük olması ve tarihlendirme unsuru oluşturmaması sebebiyle değerlendirmeye alınamamıştır. Sondaj 5'te yine tıpkı sondaj 3 ve 4'te olduğu gibi bir feldspat içerikli ana kayaya ulaşılıyor ancak az sayıda tespit edilen bu seramikler bize çok şey söylüyor. Hemen üstte izlediğimiz seramik grubu yine Roma dönemi üretimi olan Don Sigillata A grubuna ait bir örnekle karşılaşıyoruz ama Katna 14'te değerlendirdiğimiz örnek şimdiye kadar bahsetmiş olduğumuz seramik gruplar içerisinde en erken örnek olduğunu söylemem gerekir.
Milattan önce 9. ve 8. yüzyıllara tarihlendirilen bu tipoloji Orta Anadolu'daki erken demir çağına yönelik seramiklerle benzerlik gösterse de aynı zamanda Kabalya bölgesi araştırmalarında benzer bir seramik grupları tespit edilmiştir. Nitekim Çameli konumu gereği dağlık dikey bölgesinde oluşu aynı zamanda bölgenin erken demir çağına tarihlendirilen karakteristik seramik grubu içerisinde yer alan iç içe çemberli bezeme öğesinde bahsetmiş olduğumuz hemen üstte yer alan seramik dağlık dikey bölgesinde karşımıza Uylupınar'da, Çağatılar Höyük'te ve Sek Yaylası'nda karşımıza çıkarken Kıyı Likya'da ise Kısantos, Patara, Tlos, Rodopolis ve Arikan'da da tespit edilmiştir. A sondajında tıpkı diğer sondajlarda olduğu gibi oldukça yoğun bir seramik grubuyla karşılaşıyoruz. Oldukça önemli bir seramik grubu da izleyebiliyoruz. Burada Katno 15 ve 17 aralığında değerlendirilen materyalların bir dinsel kullanımı olduğunu biliyoruz. Ve hemen yine yakınında yer alan antik kent Sagalassos'ta materyal üretiminin yapıldığını biliyoruz. Ve seramik formunun hamur ve astar özellikleri Sagalassos üretimleriyle de bir homojen özellik göstermekte. Ve yine A sondajında tespit edilen seramik bulgular bize milattan sonra 1. yüzyıldan başladığını ve milattan sonra 5. ve 7. yüzyıl aralığına kadar devam ettiğini gösteriyor. B sondajında ise tıpkı sondaj 3 ve 4'te olduğu gibi oldukça az sayıda seramikle karşılaşıyoruz ve boyutların küçük olması sebebiyle değerlendirme unsuru oluşturmadığı için size şu an bu gruptan bahsedemiyorum. Ancak C sondajında oldukça yoğun seramik grubuyla karşılaşıyoruz ve bu seramik grubu içerisinde hemen Katno 22'de üstte görmüş olduğumuz örnek Menderes Havzası Kırmızı Astar seramikleri özelliğinde bir homojen yapıda olduğunu söylemem gerekiyor ve yakın zamanda Laodikya Kilisesi sondaj kazılarında tespit edilen Menderes Kırmızı Astarlı seramikleriyle paralel olduğunu ve milattan önce 2. yüzyılın sonu ve 1. yüzyıl başları aralığında tarihlendiriliyor. Bir domestik yapıya işaret ediyor aslında bu kap grupları ama bu kap grupların içerisinde bir dinsel kullanımı olan Ungantarium'la karşılaşıyoruz. Hemen yakınında yer alan Kübra antik kentinde Ungantarium üretildiğini biliyoruz. Ancak bu örneğin tekil olması çok fazla soruyu da gündeme getiriyor. Belki Kübra'dan gelmiş olmalıydı. Aynı zamanda biz Çameli Havzası'nda bir kilise yapısının varlığını biliyoruz. Belki de kilisede gerçekleşen etkinlikle bağlantılı olarak evin sahibi ya da sahibesi inançları doğrultusunda evine getirmiş olmalıydı ya da yakınında yer alan yaklaşık 84 kilometre uzağında 7 kiliseden birine ev sahipliği yapan Laodikya'dan da gelmiş olabilirdi. Birçok soruyu gündeme getiren bu parça oldukça değerlendirmemiz için önemliydi. Sonuç olarak bu çalışma ile Çameli'nde tespit edilen arkeolojik bulgularla birlikte yayınlanmış olan epigrafik malzemelerle bir arada ele alınmıştır. Çalışmamız sonucunda Çameli Havzası'nın iskan süreci hakkında yeni bilgiler sunulmuş, teritorium sınırları hakkında önemli veriler elde edilmiştir. Bubon kenti teritorium sınırları içerisinde yer alan Çameli Havzası, Likya bölgesinin en kuzey ucunda yer aldığı bu çalışmayla da kabul edilmiştir. Bu bağlamda değerlendirmeye aldığımız seramik verilerin dağlık dike bölgesinde de yerleşimleriyle benzerlik göstermesi de rastlantısal değildir. Daha önce Uylupınar'da tespit edilen Likya halkına ait izler yeni imar yerleşimleri de tespit edilmesi Çameli Havzası yerleşimleri için oldukça önemli bir sonuçtur. Sondaj 5'te tespit edilen erken demir çağına ait seramik tesadüfen belki de kontekst dışı olarak düşünülmüş ve benzer örnekleri ışığında tarih saptaması yapılmıştır. Demir çağ seramiğinin Çameli Havzası genelinde sınırlı sayıda parça ile tescil edilmesi konu üzerine az çalışma yapılmış olmasına ya da demir çağ kontekstlerinin henüz kazınmamış olmasına bağlamak mümkündür. Çameli Havzası'nda erken dönemlere odaklanılmış çalışmalar olmaksızın elde edilen bu seramik verisi, ileriki yıllarda gerçekleşmesi muhtemel olan kazılar için hem erken demir çağı hem Helenistik ve Roma dönemi için önemli katkılar sağlayacaktır. Çameli Havzası'nda yer alan yeni imar yerleşkesinde oldukça yoğun domestik kap grubundan bahsettik ve değerlendirmeye alınan yaklaşık 25 adet
parça ele alındı ve bunların içerisinde deprem üzerinde, deprem önerisi üzerinde duruyoruz. Çünkü tarihlendirme unsuruna baktığımızda milattan sonra 2. yüzyıla ait bir veriyle karşılaşmıyoruz ve milattan sonra 1. yüzyılın ilk yarısında tarihlendirilen seramik buluntusu sonrasında 5. yüzyıl daha yoğunlukta karşımıza çıkmaya başlıyor ve bu İskan süreci hakkında önemli sonuçlarla birlikte deprem verileriyle de bahsetmiş olduğumuz verilerin örtüşmesi, ilerleyen sürede gerçekleşmesi muhtemelen olan kazılara önemli bilgiler sunacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli hocamıza böyle bir güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Sorular varsa süremiz var. Soru sormak veya katkı sağlamak isteyen varsa bir iki tane alabiliriz. Var mı? Yok herhalde. Bir tane var. Buyurun. Hocam Çameli'de bu henüz bulduğumuz veya keşfettiğimiz gözlem alanlarında herhangi bir turistik yapıyı oluşturmamız ne kadarlık bir zaman alacak? Kazılarla. Ortaya bir şey çıkarmamız ne kadarlık bir süreç ve ne kadarlık bir zaman gerekir? Bu bahsetmiş olduğunuz bulgu hani sorusu en azından maddi açıyla paralel bir çalışma sistemi gerçekleştireceğimiz için maddi olanakların iyi olması kazı çalışmalarını hızlandıracak koşullar oluşturmakta. O yüzden öncelikle bir maddi kaynağı temin ettikten sonra bu çalışma süresi hakkında bir öneride bulunabilirim ancak. Maddi kaynak sağlandığında teknik... Tabii bunun için çalışma yapan mesela sahalarımız var, 12 ay devam eden Laodike kazısı örneği var, bir Tripolis kazısı örneği var. Bu çalışma sürelerinin bir 12 ayla yayıldığı takdirde önemli sonuçlar 2-3 yıl içerisinde veriler ortaya çıkmaya başlayacak, bir gezilecek sahalar da oluşmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Buyurun hocam, ne demek? Cevap olarak ben sunumda da söyledim. Çameli haftasında, Çameli coğrafyasında yeni mahalle, yeni imar diye bir lokal şeyi var. Tek olarak kazıldığında gezip görülebilecek, insanların ziyaret edebileceği sokaklarıyla, caddeleriyle, altyapısıyla tek yer. Yani Kübra'dan ve Bubon'dan sonra tespit ettiğimiz en büyük yerleşme. Onun için de turizm coğrafyası güzergahı üzerinde, Fethiye yolu üzerinde olması itibariyle dur başkanımıza da zaten arz ettik. En önemli yer. Yani bu cephede de özellikle de arkeolojik turizm üzerinde de Çamlı'ya büyük katkı sağlayacak bir nitelikte. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Cemil Hocam. Buyurun başkanım. Mezar görmüşler, ben o başkanım. Mezar, evet, mezar sağlammış. Biz şüphelenmiştik. Başkanım. Duman oldu, o sıcakta. Hocamla gezdik. Yolun altında, yolun altındaymış hocam. Yolun altındaymış mezar, evet. Başkanım, size gitmemiz lazım. Evet, şimdi Şeniz Hocam ve ekibine, Dilek Bor ve Şaban Kök hocamızı da sahneye davet ediyoruz. Sertifikalarını almak üzere. Sertifikalarını vermek üzere de bilime, kültüre ve turizme olan katkısından dolayı ve sempozyumumuzun fikir sahibi olduğunu düşündüğüm Çamali Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Arslan'ı kürsüye davet ediyorum.